Türkçenin çok sert bir mizacı var. Yan yana sözcüğü ayrı yazılırken ap ayrı sözcüğü bitişik yazılır. Intro. Evet ses bilgisini bitirdik. Zaten sen de sorularını çözmüşündür, konu tekrarını yapmışındır. Takıldığım bir şey olursa videolara tekrar bakıp tekrar izleyip eksikliklerini kapat. Sıra geldi yazım kurallarına. Hemen şimdi yazım kurallarından başlayalım. Evet, şimdi bunu ses bilgisinde de sana söylemiştim. Neydi o? ÖSYM bugüne kadar ilk sınavından son sınavına kadar her sene kesin soru sorduğu yer. Neresi dersen bana sana kesin soru gelir diyeceğim. İki tane ünite var. Birincisi bu yazım kuralları, ikincisi noktalama işaretleri. Sorunun gelmediği bir sene yok, sorunun sorulmayacağı bir sene de olmayacak. İlk seneden bugüne kadar hep soru geldi. Seneye de yine soru geliyor gelecek. Hatta iki soru da sorsalar ben şaşırmam. Yani neden yazım kuralları veya noktalamadan iki soru gelse ben çok normal karşılarım. Onun için burası yani Türkçe'de üniteler içinde kesin gelen kesin sorunun karşılığının olduğu birinci yer. Peki hocam ben bu ünite için ne yapmalıyım? Şimdi sana birinci tavsiyem şu. Bu ünitenin sonu ucu bucağı yok. Bu benim için bile geçerli. Yani öğrencilerde şunu görüyorum. Sen de bunu yapma. Nedir o? Çok kural peşinde koşmaktansa sözcük ezberlemeye çalışıyor. Onun sonu yok. Sen bir Türk Dil Kurumu sözlüğü değilsin. Bu kadar sözcüğü aklında tutamazsın. Onun için sana ilk başta bu konuyla ilgili ne yapmam gerekti, ne yapman gerektiklerini bir söyleyelim. 1. Günlük hayatta kullandığımız sözcükler var ve yanlışlar o kadar işlemiş ki artık hayatımıza. İlk başta bunların doğrusunu öğrenmekle başlayabilirsin. Nedir o? Mesela yani hepimiz sosyal medyayı kullanıyoruz. Bazen artık yani böyle yazım yanlışı görmekten gına geliyor, kızarıyorum, sinirleniyorum. Hani çok bariz, hiç olmayacak hatalarla karşılaşıyorum. Birinci tavsiyem günlük hayatta kullandığın sözcüklere bir dikkat et. Mesela nedir günlük hayatta kullandığın? Sağ ol sözcüğü ilk aklıma gelen sağ ol, sağ ol. Yani arkadaşlarımızı görüyorum sağ ol yazan var, işte S yumuşak G ye L ye yazan var. Yani bunlar artık benim için böyle kulağa tırmalar yani bazı sesler vardır. Ben de bunlar benim gözümü tırmalıyor. Gördükçe biraz afakanlar basıyor yani. Peki sağ olla bitiyor mu bu iş? Bitmiyor. Mesela aklıma geldi sağol, hoşça kal. Günlük hayatta çok kullanırsın. Ayrı yazılır. Sağol ayrı yazılır. Hoş boşluk geldin, hoş geldin ayrı yazılır. Adama diyorum ki hoş geldin ayrı yazılır diyorum. Adam bana şey diyor hocam diyor paspasta bitişik yazıyor. Yani sen paspastaki örneği göz ardı et oraya bakma. Çünkü yani etrafında gördüğün yerde birçok yanlış olacak. Birçok yazım yanlış olacak. Ve günlük hayatta o kadar çok kullandığın için doğrusu sana absürt gelmeye başlayacak. Birinci bilmen gereken şey günlük hayattaki daha çok kullandığın sözcüklere dikkat et. Mesela motosiklettir doğrusu. Motosiklet, motorsiklet değildir. Çok kullanılan bir sözcüktür. Bunu bilmen lazım. Ve uç nokta neler var? Mesela benim notlarımı artık buraya kadar takip ettim, baktım yazımı yani yazım kuralları ile ilgili çok şey öğrendim. Birçok yazımı karıştırılan sözcüğü ben bilerek örneklerime kattım. Oradan bile bir sözlükmüş bile kullanabilirsin. Mesela benim cümlede anlamda verdiğim bir örnekte aslında birçok yazım kuralı ile ilgili karışan sözcükle ilgili durumlar vardı. Onları da zaten senin de dikkatini çekmiştir. Mesela aklıma başka bir gelen akapunktur deriz. Bir iğne ile tedavi yöntemidir. Akapunktur değildir o akupunkturdur. Yani telaffuzu çok zor farkındayım. Soru karşılığı da zor. Yani ÖSYM akupunkturu sorması için onun da yani bir tıpla alakalı veya bir tedavi yöntemiyle ilgili bir cümle yazması lazım. Onlardan ziyade sen günlük hayatta kullandığın sözcüklerin doğru mu yazımını bilmen senin için birinci basamak olacak. İki ne? Kırktan fazla kural var. Yani ben 50-55'e kadar bu kuralları çıkarabilirim. Türk Dil Kurumu 50'den fazla kural gösteriyor. Tabii ki bunların hepsini ezberlemek zorunda değilsin. Ama bunca sene neler çıkmış? Hangi soruları sormuşlar, hangi kurallar sorulmuş, ÖSYM daha çok nelere dikkat ediyor? Sen de bunlara dikkat edersem işini biraz daha kolaylaştırmış olursun. Bu iki. Yani ben sana 20-25 tane kural vereceğim. Bunları aklında tutman gerekiyor. Üç istisnalar var. Kurallar var. Bir de kurallara uymayan istisnayı aykırı dur durumlar var. Mesela hemen aklıma gelen bir tanesini söyleyeyim sana. Nedir o? Mesela resmi gazetenin yazımı. Normalde gazetelerin G'si küçüktür. Ama bir tane istisnası var. Nedir o? Resmi gazete. Aslında buna iki tane daha eklendi. Birazdan onu da söyleyeceğim. Yani gazetelerin G'si küçükken resmi gazete büyük. Veya veya edebiyatların E'si küçükken bunu zaten 2020 TYT sınavında da sordular. E, edebiyatların E'si yani Servet-i edebiyatı, Türk edebiyatı derken E'ler küçükken milli edebiyatın E'si büyüktür. Bu da bir istisnadır. Üçüncü bilmen gereken şey neymiş? İstisnalara hakim ol. Yani bir, günlük hayatta kullandığın sözcüklere dikkat et. İki, bilinmesi gereken kuralları bil. Üç, bunun istisnalarını bilsen yazım kurallarını kapatmış olursun. Korkma. Evet benim soru bankamda da ben de biliyorum. Yani çok uç nokta şeyleri sordum farkındayım. Ama burada bahsetmediğimiz kuralları pek kullanmamaya, soru olarak karşınıza çıkarmamaya gayret gösterdim. Şimdi başlayalım birinci kuralımızdan. Ne demişiz? Büyük harflerin yazımı hemen şunu bir geri alayım. Şöyle. Büyük harfleri yazımı diyoruz. Evet birinci kuraldan başladık. Şimdi buradan soru gelir mi? Gelir. Hatta bu maddeden 2021 KPSS'de soru geldi. Boğaz sözcüğünü burada soruda kullandılar. Nedir bu özel isimleri yazımı? Şu. Zaten bildiğin gibi özel isimler cümlenin başı, ortası, sonu fark etmez. Hangi noktalama işaretinin önünde veya arkasında olduğunu fark etmez. Her zaman büyük harfle başlar. Bir de özel isme bağlı unvan sıfatları. Bak unvan diye biliyorsun değil mi? Unvan değil unvan o. Mesaimiz başlasın artık. Çünkü bu yazım kuralları benim için hani çok konuşabileceğim bir yer. Yani çok detaylı, çok uç nokta sözcükler biliyorum. Çok da böyle karıştırmak istemiyorum kafanı ama gene de bilmemiz gerekenleri ben gene araya sıkıştıracağım. Özel isme bağlı unvan sıfatları büyük harfle başlar. Şimdi ne demek? Bak bu cümleye bak. Bu cümlede ne var? Bugün Doktor Melek Hanım'la hasbihal edeceğiz. Bu cümlede özel isim ne? Özel isim. Şunlara ben kalemimizi de alalım. Bu cümledeki özel isim Melek. Bu özel bayan ismi olan Melek cümlenin başında olmuş, ortasında olmuş, sonunda olmuş hiçbir şey fark etmez. Büyük yazılır. Peki doktorun D'si ve Hanımın H'si niye büyük yazıldı? Sebebi şu, hanım hanım efendi. Bak burada da hanımefendi değil, hanım efendi, beyefendi değil, beyefendi tarzında yazılır ve telaffuz edilir. Bu hanım sözcüğü özel isme bağlı bir unvan sıfatıdır. Özel isme bağlı olduğu zaman nasıl yazıyorsun? Büyük yazıyorsun. Peki e hocam, doktor sözcüğü unvan, unvan değil, bir meslek ismi doğru. Ama bu doktor ismi, öğretmen ismi kime bağlı sonuçta? Yine özel isim olan meleğe bağlı. Ne demiştik kural olarak? Özel isme bağlı unvan sıfatları büyük yazılır. Onun için bu cümlede de gördüğün gibi doktor melek hanım derken bu cümlenin içinde D de H de büyük yazılması gerekiyor. Peki ya hocam aradaki özel isim olmazsa ne yaparsın? Şunu yapacaksın. Altındaki örnekte görüyorsun. Şunu bir sileyim. Senin görmen daha iyi olsun. Şunu tamamen bir Sileyim zaten görecek kısmını gördün. Şöyle kaldıralım. Dikkat edersen aşağıdaki cümlede ise burada özel isim yok. Ne demişim? Bugün doktor hanımla görüşeceğiz. Ha, hasbihal görüşmek demek, sohbet etmek demek bu arada. Bugün doktor hanımla görüşeceğiz. Bak aradaki özel ismi meleği ne yapmış oldum? Kaldırdım. İşte aradaki özel isim kalkarsa özel isme bağlı olan veya unvan sıfatı olan sözcük veya meslek ismi olan sözcük bir anda ikisi de ne oluyor? Küçük harfe düşüyor. Yani ikisini de büyük yazdıran şey ne? Aradaki özel isim. Ve bu unvan sıfatları veya meslek isimleri özel isme bağlıysa büyük değilse küçük yazıyorsun. Birinci kural bu. Bir de şu var. Bunun altında bir alt başlık not var. Zaten geçen sene çıkan soru bu maddenin alt başlığından geldi. Nedir o? Bir sözcük özel isme atfedilirse ne demek atfetmek? Bak atıf yapmak, ı ünlü düşmesi o zaman nasıl yazacaksın biliyorsun. Atfetmek bitişik yazılır. Özel isme atfedilirse yani i, o, özel isim kastedilirse, ima edilirse nasıl yazman lazım? Büyük yazman lazım. Hemen gelelim bakalım aşağıdaki örneğime. Demişim ki, da şunu bir sileyim şöyle bir çok çizdik. Bak demişim ki cümlemde Türkçenin gelişimi hakkında Kurum inisiyatifi elden bırakmıyor. Şimdi burada birçok kural var, farkındayım. Türkçenin yazımı ile ilgili, hakkında ile ilgili inisiyatif. Onlara değinmeden önce şunu söyleyeyim. Burada kurum diye söylediğim ne olabilir? Şimdi bu cümle içinde kurum ne olur? Türkçenin gelişimi hakkında kurum inisiyatifi elden bırakmıyor. Türkiye'de Türkçenin gelişimi hakkında onun kuralları hakkında kim söz sahibi? Tabii ki Türk Dil Kurumu. Ben burada kurum dedim ama kastettiğim yer neresi ne kim hangisi Türk Dil Kurumunu kastettiğim için Türk Dil Kurumu olarak tam yazmasam bile Türk Dil Kurumuna atıf yaptığım için ima ettiğim için kastettiğim için nasıl yazmam gerekiyor büyük yazmam gerekiyor. Zaten soruda çıkan da şöyleydi. Cümleyi tam hatırlamıyorum ama boğaz sözcüğü vardı. Mesela ben şöyle bir cümle kullanayım. İşte yarın Boğaz'da çay içeceğim. Sence bu boğazın B'si büyük mü küçük mü? Bu bir. İki büyükse kesme imi gelir mi gelmez mi? Şimdi yarın boğazda çay içeceğim dediğimde ben aslında bir yere atfettim, ima ettim. Nereyi kastediyorum? Büyük ihtimal İstanbul Boğazı veya aklına ne gelir? Çanakkale Boğazı. Yani yarın Boğaz'da çay içeceğim dediğimde Çanakkale veya İstanbul Boğazı'nı kastettiğim için Boğaz'ın B'si büyük yazılır. Ve özel isimlere gelen çekimekleri de kesme işaretiyle ayrıldığı için boğaz sözcüğünden sonra ne yapman lazım? Bir kesme işareti kullanman lazım. Birinci özellik bu. Buna dikkat edelim. Evet geldik. Seninle ikinciye bakalım. Ne demişim? Coğrafi yerler büyük harfle başlar. Şimdi benim yani ben de her sene KPSS'ye sizlerle birlikte giriyorum. En kötü dersim coğrafya. Bu konuda coğrafya. Hangi yayınlarını coğrafya öğretmenine de sesleniyorum. Yani bana da bir derman, bana da bir reçete yazarsa çok iyi olur. Çünkü coğrafyam gerçekten hani genel kültür olarak başkentler, şehirlerim çok iyi ama yani o rüzgarlar yani terimsel ifadeler girdiğinde ben tamamen çıkıyorum. Ama siz tabii benden daha iyisinizdir. Coğrafi yerlerin en azından neler olduğunu bilirsiniz. Mesela ben bunun maddelerini yazarken işte 5-10 tanesini yazdım. Ya coğrafi yer aklıma gelmiyor. Hani dedim ne var coğrafi yer deyip oturdum. Hani Google'a coğrafi yer diye aratmıştım aklıma o geldi. Ne demek coğrafi yer? Aklına ne kadar göl, deniz, ırmak, akarsu, nehir, okyanus işte sana ne söyleyeyim. Aklına ne gelirse bütün hepsini nasıl yazmak zorundasın? Büyük harfle yazmak zorundasın. Hemen bakalım Hazar Gölü, göl, coğrafya. Bak biraz değişik bunu çok görmezsin. Golan Tepeleri tepe değil mi? Bak normal tepe değil bu. Golan tepeleri artık bir yerin ismi. Onun için nasıl yazıyorsun? Büyük. Marmara bölgesi. Coğrafi bir bölüm değil mi? Bölge. Büyük. Fırat Nehri. Ege Denizi. Ege Denizi bak deniz ismi. Büyük. Sina Çölü. Bak Zigana Geçidi. Bu da coğrafi bir yer değil mi? Bir yapı yapıta da giriyorsun. aslında. Olur Höyük çıkmış sorudur bak. Sordular bunu. Olur Höyük'ün yazımı soruldu. Kıbrıs Adası. Bak ada, delta, nehir, ova, plato, okyanus, şelale obruk aklına ne gelirse yani sen ikinci kural neyi biliyorsun? Coğrafi yerler büyük harfle başlar. Ama burada iki şey var. Nedir o? Şimdi hatta bunun dizisi de oldu. Med Cezir diye yazılmıştı. Med Cezir coğrafyada bir gelgit suların yükselip alçalmasıyla alakalı bir gelgit olayı. Doğru yazımı Med Cezir değil. Bak burada ne yazmışım? Med Cezir. Aradaki T aman dikkat et. Bir de şu Asya kıtasına dikkat et. Ben severim böyle soru bankasında görüyorsunuz zaten. Biraz böyle değişik şeylere değinmek hoşuma gidiyor. Kıtası Asya kıtasında kıta sözcüğü terimsel coğrafi bir ifade olmadığı için özel isme bağlı tür adı statüsünde olduğu için küçük yazman gerekiyor. Sakin Asya kıtası Afrika kıtası der. K büyük yazar. Yazım yanlış olmuş olur. Diğer özellik tarihi olay, savaş, barış ve antlaşmalar büyük harfle başlar. Şimdi ne demek bu? Ne kadar Türk tarihi, İslam tarihi, dünya tarihi ne olursa olsun. Tarihi olaylar, savaşlar, barışlar, antlaşmalar, hareketler, isyanlar, ayaklanmalar, göçler, devrimler. Aklına ne gelirse hepsini nasıl yazman lazım? Büyük harfle yazman gerekiyor. İstanbul'un fethi değil mi? 1453 Tarihi bir olay büyük yazıyorsun. Kerbela olayı değil mi? İslamiyet tarihinde önemli bir yani kırılma noktalarından biri diyelim. Veya dünya tarihinin ilk anlaşması. Değil mi? Ne o? Kadeş antlaşması. Şimdi sana hemen burada bir tüyom daha var. O da şu. Kişiler arası mutabakata anlaşma deriz. Anlaşma. T yok. Ama devletler arası mutabakata biz ne diyoruz? Antlaşma diyoruz. Yani herhangi bir antlaşma ismi verse anlaşma diye yazmaması lazım. Antlaşma diye yazması lazım. Mesela Edirne Seged'in antlaşması. 1444. tane hani benim tarihimde çok iyidir. Sinan Hoca ile zaten çok tarihi muhabbetler yapıyoruz. Kendisi de beni o konuda iyi bilir. Yani antlaşmalar nasılmış? P'li yazımı doğrusu olmuş. Olur. Bak Mora İsyanı demişim, Çanakkale Savaşları, birinci Cihan harbi Basmacı ayaklanması, Cemel vakası, bunların hepsi tarihte Türk İslam veya dünya tarihinde yaşanan olaylar olduğu için nasıl yazıyorsun? Tarihi olayları büyük harfle başlatıyorsun haberin olsun. Bakalım başka önemli bir şey var mı? Şimdi burada biller eki var ama onu ileride konuşalım. Devam edeyim. Bir diğeri bunu da konuştuk. Tarihi yapı, yapıt ve anıt isimleri büyük harfle başlar. Şimdi burada bir tüyo var. Nedir o tüyo? Bunu not olarak eklemeni tavsiye ediyorum. Ne o? Bir şey taşınabilir mi, taşınamaz mı? Hemen bu yapı, yapıt isimlerini ve benzerlerini gördüğünde aklına bunu getir. Eğer bir şeyi alıp bir yerden başka bir yere götürebiliyorsan, yani taşınabilir mi bir şey veya taşınamaz mı ona bak. Taşınamazlar büyük harfle başlar. Şimdi taşınamazdan kastım ne? mesela Ayasofya Camisi Şimdi sen Ayasofya camisini alıp bir yere götürebilir misin? Götüremez. O zaman bu bir taşınamaz. Veya köktür kitabeler. E hocam sırtları zeytler 3 tane balbal bal değil mi? Olaya o şekilde bakma taşınamaz derken. Yani hiçbir türlü götürülemez anlamda söylemiyorum. Göktür, köktür kitabeler. Ne yapamazsın? Taşıyamazsın. O zaman nasıl yazacaksın? Büyük yazman gerekiyor. Veya ne bileyim 3. Osman Çeşmesi. Kars Kalesi. Bunlar taşınamaz olduğu için büyük harf yazılır. Yani Tiyone Taşınamazlar büyük harfle, taşınabilirler küçük harfle yazılır. Hemen maddeme devam edeyim. Neler yazmışım? Ayasofya Camisi, Köktür kitabeleri söylemişim. Bak Bilge Kağan anıtı iki kere soruldu. Birinde A'yı küçük yazdılar, yazım yanlışıydı. Diğerinde A büyüktü. Kültigin anıtı olarak yazmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada da doğru yazılmıştı ama aynı şeyi iki kere sordular. Dikkat et. Malabadi Köprüsü alıp götürebilir misin bir tarafa? Götüremez. Nerede Malabadi Köprüsü? İnşallah kendin şu an bir cevap veriyorsundur. Malabadi Köprüsü nerede? Tabii ki ben de düşünüyor değilim. Sakin böyle vakit kazanıyorum diye düşünme. Malabadi Köprüsü Diyarbakır'da tabii. Coğrafyamız kötü ama o kadar da değil. Yani köprü alıp götürülmez. Özgürlük heykeli bunun da hikayesi var. Belki Sinan Hoca anlatır bunu. İşte aslında Osmanlılar tarafından yapılmış bir şey. Süveyş Kanalı, Topkapı Sarayı, Hayber Kalesi değil mi? Hazreti Ali fethetmiş, vurmuş omzu, girmiş içeri. Ne var başka? Keban Barajı. Pisa Kulesi değil mi? İzmir Saat Kulesi, Mısır piramitleri ne olmuş oluyor? Bunlar taşınamaz olduğu için büyük harfle başlıyor. Hemen şurada bir notum var. Neymiş o notum? Cami sözcüğü bana çok soruluyor. Ya hocam cami mi? Yani iki i mi yazacağız? Camisi mi? Camii mi? Araya y mi koyacağız? Çok tartışmalı bir konuymuş gibi dursa da bunun yazımı bir tane. O da şu. O da şu. Cami sözcüğü yarın Cuma namazını bizim mahalledeki camide kılalım dediğinde orada bir tane i ile yazıyorsun. Normal i. Fakat bir önüne özel isim geldiğinde muhabbet şu. Sen bunu sığsi şeklinde yazman lazım. Yani araya S kaynaştırma arayıp harfi koyup sığsi olarak koyman lazım. Mesela ne demişim? Ayasofya Camii diyemezsin. İki ile yazamıyorsun. Ayasofya Camisi deyip yazman gerekiyor. Aklında bulunsun. Bak bir tane daha örnek vermişim. Sultanahmet Camii değil. Sultanahmet Camisi olmuş Oluyor. Gelelim diğer maddeye ne demişim kitap gazete ve dergilerin yazımı şimdi buradan da TYT'de soru geldi bu maddeden soru geldi nedir o hemen ben sana şöyle söyleyeyim bu maddeyle ilgili şimdi kitap gazete ve dergilerin yazımında şunu bilmen lazım nedir o kitap gazetelerin kitapların diyeyim sana kısaca eserlerin diyeyim veya eserlerin arasındaki edat ve bağlaşlar küçük dikkat et eserlerin arasındaki edat ve bağlaçlar küçük. Onun dışındaki diğer isimler büyük. Bu bir. İki, gazetelerin G'si küçük. Dergilerin D'si küçük. Neyi biliyorum ben? Eser isimlerin arasındaki edat ve bağlaçlar küçük. Diğer harf, diğer sözcüklerin ilk harfleri büyük. Gazetelerin G'si ve dergilerin D'si küçük. Ama ama gazetelerde istisna var. Hemen seninle oraya bir dönelim. Evet bak örnekte gördüğün gibi Leyla ile Mecnun 2020 TYT sorusuydu. Soruda ne yaptı ÖSYM? İ'yi büyük yazdı ve yazım yanlıştı. Niye? Burada Leyla ile'nin ile'si ne olmuş oluyor? Bir bağlaç oluyor. Aradaki bağlaçlar küçük. İle'nin iyisi küçük olması lazımdı. Soruda büyük yaptılar ve cevap buydu. Turfan'da mı Turfa mı? Mesela Mizancı Murat diye bir e, tanzimat hazırlık döneminde bir yazarımız şairimiz var. Onun bir eseri. Mı nedir bir? Store edatıdır. Yani edattır. Edatlar nasıl yazılırmış? Küçük. Yani aradaki başında da olan mesela ya devlet başa ya kuzgun leşe böyle bir eser var. Birinci yağının y'si büyük. Neden? Cümlenin başı olduğu için büyük. Ama ya devlet başa ya kuzgun leşedeki kuzgundan önceki yağı bağlaç olduğu için, ikili bağlaç olduğu için küçük yazman gerekiyor. Şöyle bir istisnai doğru var. Nedir o? Yok hocam ben tutturdum. Sen diyorsun ki ben tutturdum. Büyük harfle yazacağım. Aradaki edat bağlaçı ben büyük yazacağım. Şöyle bir çıkış noktan var. Bütün harfleri büyük harfle yazarsan aradaki edat ve bağlaçlar da büyük yazılabilir. Yani suç ve ceza burada gördüğün gibi bütün harfleri büyükse aradaki bağlaçı veya edatı da büyük yazman gerekiyor. Ama yok ben sadece ilk harfleri büyük yazıyor, yazacağım dersen aradaki edat ve bağlaçları küçük yazman gerekiyor. Aklında bulunsun. İşte eser isimlerini yazımı bu şekilde. Gelelim gazete ve dergilere. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bu da resmi gazete sözcüğü. 2020 TYT'de soruldu. Ben e, ardından hemen kesin gelmez demem. Çünkü TYT ve KPSS farklı sınavlar olduğu için ÖSYM bunu bir daha kullanabilir. Gazetelerin G'si küçük. Yani şimdi Cumhuriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi. Bak bu gazetelerin G'leri küçük. Tabi önündekiler özel isim olduğu için büyük yazacaksın. Ama gazetelerin G'si küçük. E, kaynaklarda bir tane istisna varmış gibi gözükse de o da resmi gazete olduğu gözükse de ben Türk Dil Kurumu'nun makalelerinde gördüm, okudum, çok araştırdım. Nedir o? İki tane daha istisna girdi buna. Ama siz yani bütün soru bankalarında hep resmi gazeteyi görürsünüz. Diğer ikisini görmemiş olabilirsiniz. O da benden size bilgi olsun. Res, gazetelerin G'si küçük. İstisna resmi gazete kesinlikle büyük yazılır. Ve resmide de şapka vardır. Bak dikkat et normal iyi değil buradaki şapkalı iyi. Şapkayı noktalama işaretlerinde konuşacağız. Onun dışında milli gazete ve ticari sicil gazetesinin G'leri de büyük aklında bulunsun. Evet geçelim diğer özelliğim, özelliğimize. Ne demişim? Sıfat fiil ekleri sondaysa bitişik yazılır, baştaysa ayrılır. Bak sana çok faydalı bir bilgi. Sıfat tabi bundan önce neyi bilmen lazım? Hocam sıfat fiil eklerini ben biliyorum. Tamam o zaman burada sıkıntı yok. Ne sıfat fiil ekleri? Anası mezar dikecekmiş. İşte bu sıfat fiil ekleri eklendi yani sözcüğün sonundaysa bitişik yazacaksın. Ne vereyim örnek sana? Hemen bakalım. Karınca incitmez. Bu da 2020 idi herhalde TYT sorusu. Herkes diyor ya karınca incitmez ne demek yani ben hayatımda duymamışım. İşte niye bitişik yazıldı? Mez sıfat fiil sonuna geldiği için sözcüğü bitişik yazman gerekiyordu. Kitap sever mesela. Sevmekten sever değil mi? Sıfat değil. Bak sona geldi. Çok bilmiş değil mi? Ukala manasında yeni anlam kazandı. Nasıl yazıyorum? Sona geldiği için bitişik yazıyorum. Ama e, başa gelirse bu sıfat fiilekinin başa geldiği sözcükleri ayrı yazmam lazım. Çalar saat. Bak çalmaktan çalar. Başa geldi sıfat fiil. Çıkmaz sokak. Güler yüz. Görünmez kaza. Bak burada sıfat fiiller hep başa geldiği için ayrı yazıyoruz. Yani fiilim sıfat fiilekleri sona ise bitişik başa ise ayrı yazılıyor. Şimdi burada güzel bir istisna var. Bak bu bilgileri zor toparlarsın. Yani bu not çok faydalı olacak senin için. Bu kelimeleri de yani çok düşünerek araştırarak topladık. Bayağı bir emek var burada. Sen de bundan faydalan. Nedir o? Normalde şöyle bir kural vardır. Ee, sözcük birleşik bir sözcük. Bitiştirdiğinizde veya ayırdığınızda iki anlam çıkarsa sözcük bitişik yazılır diye bir amiyane tabir var. Yani bu şu demek. Mesela aklıma gelişi güzel sözcüğü geldi. Gelişi güzel. Ayır bunu. Yürüyüşü güzel anlamı var değil mi? Yürümesi, gelmesi güzel. Bir de birleştir bunu. Ne anlamı var? Gelişi güzel. He. Yani düşünmeden bir anda ortaya çıkan değil mi? İki farklı anlam var mı? Var. Eğer iki farklı anlam varsa bunu bitişik yazıyorsun. Ayırdın ve birleştirdin. Hala aynı anlamsa. Hemen bir örnek vereyim sana. Köpek balığı. Şimdi ayır köpek balığını ayrı yazılmış düşün. Köpek balığı. Evet, köpek balığı o hayvan. Tamam. Birleştir köpek balığını. E, köpek balığı gene köpek balığı. Yeni bir anlam kazanmadı. O zaman nasıl yazıyorsun? Tek anlamı olduğu için ayrı. İki anlam varsa sözcüğü bitişik yaz. Bunun istisnası var. Aslında burada kastettiğim şey buydu. Yani birleştirdiğimde anlam değişmemesine rağmen, anlamları aynı kalmasına rağmen Bitişik yazılan kelimeler atıp yapmışım milletvekili ve milletvekili vekil ve millete ait bak anlam değişmedi ikisi de ortaokul öngörü bak önden görmedi ön sezi özdeğiş e bunlar da anlam değişmedi istisnai olarak bunlar anlam değişmediğinde ayrı yazılıyor diye bunlar istisnai olarak bitişik yazılıyor hadi gel geçelim diğer özelliğimize ne var? Dönem, devir, çağ adlarının yazımı demişim. Bak dikkat et büyük yazılır, küçük yazılır demedim. Çünkü ne hepsi büyük yazılıyor ne hepsi küçük yazılıyor. Muhabbet şu. Hemen şöyle gözünün içine baka baka söyleyeyim onu. Şimdi dönem, devir, çağ adları ve edebiyatları yazımı diye söyledim. Dönem isimleri, devir isimleri, çağ isimleri büyük harfle başlar. Ama edebiyatların e'si küçüktür. Bir tane istisna var. O da ne? Milli edebiyat. Aklında bu şekilde kalsın. Hemen gelelim şu maddemize de bakalım. Şimdi ne demek dönem devir çağ? İşte yükselme de de dönemi değil mi? Kuruluş devri, petret devri. Aklına ne kadar dönem devir çağ gelirse hepsini nasıl yazacaksın? Büyük harfle yazacaksın. Örneğe bakalım mesela. Petret devri demiş. Kuruluş dönemi, yükselme dönemi. Bak Bunlar dönem devir. E nasıl yazıyorsun? Büyük yazıyorsun. Gelelim şu çağlara. Şimdi burada... E benim en sevdiğim kurumdur. Yani kendilerini çok severim. Türk Dil Kurumu'dur sağ olsun. Ee, özelliklerle biraz oynamayı severler. Mesela ben öğretim hayatımda hatırlıyorum. Bu ilk çağlar, orta çağ, yakın çağlar bitişikti. Sonra bir ayırdılar. Şimdi hala ayrı olarak kalıyor. Yani ben son halini söyleyeyim size. Çağ isimleri ayrı yazılır ve ilk harfleri büyüktür. Yani ilk çağ i de büyük, ç de büyük orta çağ, yakın çağ, yeni çağ bunların hepsi ayrı ve büyük harfle başlar. Gelelim dönemi sözcüğüne. Dönem devir çağ, edebiyat dedim ya. Döneminin D'si büyük. Neden? Bu dönem sözcüğü belirli bir tarih içini kapsadığı için döneminin D'si büyük olması lazım. Ne örnek vermişim? Tanzimat dönemi, Servet-i dönemi. Değil mi? bak? İstediğin kadar aklına dönem getir. Dönemlerin D'si büyük. Ama şimdi burada dikkat edeceğim bir şey var. O da şu. Dönemlerin D'si büyük ama edebiyatların E'si küçük. Bak burada ne yapmışım? Servet-i Fünun dönemi demişim. D büyük. Çünkü dönem isimleri büyük yazılır. Ama Servet-i Fünun edebiyatı dediğimde edebiyatların E'sinde milli edebiyat dışında diğerleri küçük yazıldığı için Servet-i Fünun edebiyatını nasıl yazmam lazım E'sini? Küçük. Bak tanzimat dönemi aşağıya bak hemen buradayım. Bak tanzimat dönemi büyük diye büyük. Ama tanzimat edebiyatı dediğimde edebiyatların e'si küçük olduğu için E'yi küçük yazmam gerek. Yani dönemler büyük, edebiyatlar küçük. Hemen iki bilgi daha söyleyeyim. Burada bir baskı hatası var. O da şu. Şu divan edebiyatının d'si küçük. Hemen ben düzelttim aklında bulunsun. Divanın D'si büyük değil, divanın D'si küçük aklında bulunsun. Bir de milli de şapka var. Bunu gene şapka düzeltme işaretinde konuşacağım. Yani edebiyatlarda tek istisna neymiş? Milli edebiyat dışında ne geliyor aklıma? Türk edebiyatı, Rus edebiyatı, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, İstediği kadar edebiyatının E'si desin. Milli edebiyat dışında bütün edebiyatların E'si küçük. Evet şimdi birinci yazım kurallarının birinci bölümü için burada bırakalım. Bir dahaki videoda yerleşim yerlerinin yazımından devam edeceğim. Önemli kurallardan bahsettik. Daha önemlileri de var sırada. Kaldığımız yerden ikinci videoda seninle birlikte devam edelim.